Evet, yarı başkanlık tartışılıyor. AK Parti öneriyi gündeme getirdi. Türkiye başkanlık sistemine geçmezse kaos yaşanır dedi. Muhalefet ise başkanlık tartışmasını Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduktan sonra da partisini yönetme arzusu olarak değerlendirdi. Şu anda Cumhurbaşkanı'nı halk tarafından seçmeyi kabul etmekle yarı başkanlık sisteminin en önemli ayağını, unsurunu kabul etmiş durumdayız. Hükümetin yarı başkanlık modeline doğru evrilmesi bir aldatmacadır. Yarı başkan daha demokratik bir başkan değildir. AK Parti'nin meclis kurmayları Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Türkiye'nin yarı başkanlık sistemine geçmesi gerektiğini savundu. Türkiye sistem tartışmasına odaklandı. İki tane güçlü kişilik ortaya çıkacak. İkisinde yetkileri var. İkisinde hak seçmiş. İki başlı bir yapı söz konusu olacak. O iki yetkili, aynı konuda yetkili iki unvanın bir tanesinin yetkisinin ortadan kaldırılması gerekiyor. Başka türlü mesele çözülmez. Çatışma ancak bu şekilde ortadan kaldırılabilir. Ya Cumhurbaşkanı'nın eski sisteme dönüştüreceksiniz ya da Başbakan'ın yetkilerini alacaksınız. Daha doğrusu Cumhurbaşkanı tarafından atanan bir noktaya getireceksiniz. Kanal'a haberin sorularını cevaplayan AK Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesiyle iki başlı bir yapıya geçileceğini kaydetti. Bunun sistemi sıkıntıya sokacağını vurgulayan Canikli, ya Cumhurbaşkanlığı seçiminde eskiye dönüleceğini ya da yarı başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanının tekrar meclis tarafından seçilmesi gibi bir seçenek bizim gündemimizde yok. Şu anda parlamenter sistem yok. Sistem adeta şelaleye doğru gidiyor. Ondan önce tedbirimizi alalım. Yapmaya çalıştığımız bu. Yani her ikisi için de anayasa değişikliği gerekiyor ve biraz önce söylediğim gerekçelerle hiçbir şekilde halktan o yetkin alınması mümkün değil. Yani bunu muhalefet de zaten ben isteyebileceğini tahmin ediyorum. İsteyebileceğini tahmin etmiyorum ya da önerebileceğini tahmin etmiyorum. Bunun çünkü siyasi faturası çok ağır olur. Halka verilen Cumhurbaşkanı seçme yetkisinin geri alınmasının faturasının ağır olacağını savunan Canikli muhalefete çağrı yaptı. Tek seçenek var geriye, başka bir seçenek yok. Burada maalesef seçeneği bir tercihten başka bir seçeneği olmayan tek yöne girmiş bir durumdayız. Yani bunu muhalefetin anlaması gerekir, bunu kavraması gerekir. Yoksa sıkıntıya girecek olan bütün Türkiye'dir, sistemin kendisidir. Yani illa tıkandığı zaman mı, kilitlendiği zaman mı düzenleme yoluna gidelim? Önceden öngörülüyor, belli işte. Yani muhalefet illa şunu yapsın, öyle bir şey söyleyemeyiz tabii. Takdir muhalefetindir. Ancak muhalefet yarı başkanlık modeline hiç de sıcak bakmıyor. AKP'nin önerisi varsa o uzlaşma komisyonuna getirirler, tartışılır, reddedilir. Oradan çıkmaz ve vazgeçilir. Muhalefet yarı başkanlık tartışmalarının arkasında başka niyetlerin olduğunu savunuyor. Ne Sayın Özal ne Sayın Demirel geride bıraktıkları partilerine hakim olmamışlardır, olamamışlardır. Sayın Tayyip Erdoğan'ın başkanlık veya yarı başkanlığı istemesinin gerisindeki neden de budur. Oraya çıktığında geride kalan partisini kontrol etmek istemektedir. Ne Sayın Özal ne Sayın Demirel geride bıraktıkları partilerine hakim olmamışlardır, olamamışlardır. AK Parti kanadı ise halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı ile başbakanın karşı karşıya gelmesi halinde sistemin çalışamaz hale geleceği görüşünde. Tam anlamıyla tıkanır, kilitlenir. Ne hükümet görev yapabilir ne de sistem çalışır. Dolayısıyla her aşamada çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınabilir. Çok daha ağır tahribatlar olur ve sistem açısından da çok ciddi, belki telafisi mümkün olmayan sıkıntıları gündeme getirebilir.